sen neredesin? Allah'ım koru sen onu. Mecid'e bir şey gelmiş olmasın ne olur. Neredesin? Haklısın, neredesin? Meral. 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 Kızım. Yolda görüp aldık. Hastaneye, polise götürelim mi dedik, istemedi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Geçmiş olsun. İyi günler. Bir şey var mı? İyi misin? Ha? İyi değilim. İçeri girelim, üşüme. Tamam mı? Gel içeri girelim, gel. Ver şunu. Ver. Ver bana, gel. Meral! Geçti. Giy hırkanı. Her yerin buz kesmiş zaten. Meral. Canım. Biraz sakinleş de karakola gidelim birlikte. Şikayetçi olursun. Yakınıp cezasını da bulur o manyak. İstemiyorum. Canım benim. Biliyorum çok korktun. Ama biz yanındayız artık. Bir şey yapamaz ki sana. Ben o adamı bir daha göremem Feride Hanım. Yapamam bunu. Tamam. Ağlama artık. Yeter. Bak hepimiz çok üzülüyoruz. Meral. Çok ciddi bir şey bu. Zorla alıkoymuş seni. Şikayetçi olman lazım Meral. Lütfen. Hayır. Unutacağım ben.
Evet, uyuyup unutacağım. Ya Meral, yaptıkları yanına kar mı kalsın? Son gün. Korkuyor. Ben onu çok iyi anlıyorum. Kızım, sende hiç akıl yok mu? Meral, sana diyorum. Tanımadığın adamların arabasına binmek ne demek ha? Yazıklar olsun. Ha, şu surata bak. Makyaj mı yaptın sen bir de? Neriman Hanım, bağırmayın çocuğa. Zaten korkmuş. İyi ki korkmuş. İyi ki korkmuş. Ya korkmasaydı kim bilir daha neler yapacaktı? Tamam Neriman Hanım. Biz şimdi çıkalım da dinlensin biraz. Sonra konuşuruz. Hadi. Çok yüz veriyorsun bunlara Feride. Bak önünü alamayacağız. Şu surata bak. Boyacık ipine dönmüş. Kızlar, bir pamuklu krem versenize. Meral, ağlama artık. Bak çok şükür atlattın. Ben sana çay yapayım mı? İçin ısınır hem. Olur mu? Tamam. Meral, hepsini anlattın değil mi? Hani bizden bir şey saklamıyorsun. Her şeyi anlattım. Annen mi? Aç istersen Eylül. Ne oldu, niye arıyorsun beni? Kemal abini şişlemişler Eylül. Mutlu musun şimdi ha kızım? İçin soğudu mu anneciğim? Ölmüş mü? Bilmiyorum. Annemi arıyorum, arıyorum, açmıyor. Ölürse... ben öldürmüş sayılırım, değil mi? Katil gibi bir şey olurum. Siz saçmalama Eylül, öyle şeyler söyleme. Orada bağıra bağıra konuştum. Biri duymuş, ondan yapmış demek ki. Ben yaptırdım işte. Ya bu pislik niye eceliyle ölmüyor ya? Ulan yaşasa bir dert, ölse bir dert. Artık bıktık, usandık ya. Öğrenmenin bir yolunu bulsak. Ya Gökhan'ı mı arasak? Belki o bir şekilde öğrenebilir. Al. Hediye abla, gece yanında durursun değil mi? Dururum tabii. Ben kuzumu hiç bırakır mıyım? Ben şu eşyaları kaldırayım. At onları. Bir
bir daha görmek istemiyorum. Tamam. At onu da. O pislik verdi. Kurban olayım, bir şey söyleyeyim. İyi iyi, kendine geliyor. Allah'ım şükürler olsun. Kardeş, ben içeride yatan adamın karısıyım. Bir görebilir miyim kendisini? Yasak abla, içeri alamam şimdi seni. Allah rızası için bir izin ver. Bir sesini duyayım, içim rahat etsin. Ne olur. Tamam ama 5 dakika. Tamam, sağ ol. Allah'ım seni bana bağışladı, çok şükür. Dur kız. Ameliyatta yerime dokunuyor. Tamam, dokunmuyorum. Azılı gibi bir de yatağı kelepçelemiş vicdansızlar. Kim niye yaptı bunu sana Kemal'im? Kızın Eylül sebep oldu Mesude. Eylül mü? Çocukla ne alakası var Kemal? Çok alakası var Mesude Hanım. Seninki ziyarete geldi beni hapishaneye. Herkesin içinde bağıra çağıra sıraladığın o pis iftiralarını. Mahkumlar da doğru mu yanlış mı düşünmeden sübyancı diye takıverdiler Şişek Hoca'nı. Bir şey öğrenebildin mi? Hayır, öğrenince arayacağım. Ne yapacaksın anne? Bilmiyorum ki. Hayır yani şimdi durduk yerde gidip şikayetimi geri alırsam bu defa da boşu boşuna şüphe çekeceğim oğlum. Doğru söylüyorsun. Hadi annem otur sen bir şeyler ye. Meral, uyandın mı? Uyumadım ki. Siz neden burada oturuyorsunuz? Ya Kemal sapığı var ya, adam hapishanede şişlemişler, bize sağlık haberlerini bekliyoruz. Niye ki? Boş ver. Sonra anlatırım ben sana. Zaten senin de canın sıkkın. Gelsene Meral.
Bir şey soracağım. Niye bindin o arabaya? Ya okuldaki çocuklar kaşar diyorlardı ya bana. Aklıma Neriman'ın söyledikleri geldi. Sen de annen gibi gayrimeşru bir çocuk yapacaksın demişti. Ya sen ne bakıyorsun o kadına ya? O da zaten pisliğin teki. Hı? Ben de bir an dedim ki, Meral, hayat çoktan senin kaderini yazmış. Boşuna debeleniyorsun. Ben de bindim işte. Meral, bir daha öyle saçma sapan şeyler düşünme. Senin bir kere çok şahane bir geleceğin olacak. Aynen. Daha okulu bitireceksin, üniversiteye gideceksin. Oo, bir sürü şey. Belki konservatuvara gider değil mi Songül? Mesela ünlü bir sanatçı olursun. Ya kızım, sendeki ses kimde var ya? Gökhan arıyor Cemre. Alo. Kemal iyiymiş. Tamam, ben seni sonra arayacağım. Görüşürüz. Ulan sevindiğimiz şeye bak ya. Gidiyoruz anne. Ya benim bir evim var, annem var ya, inanamıyorum. Şişt, sakın, sakın. Ağlamayacaksın. Artık hiç ayrılmayacağız. Ben de deli miyim, neyim, neden ağlıyorsam. Heyecanlandım işte, mutlu oldum. Bak ne diyeceğim. Tuttuğumuz ev var ya, bahçesine çok güzel gül fidanları diktim. Menekşe sardunyalar da var. Onları da beraber dikeriz ha. Tamam. Anne, ben de çalışayım mı? Senin maaşın yetecek mi her şeye? Bir şekilde idare edeceğiz. Ben böyle evde dikiş, örgü bir şeylerle destek olacağım. Ve sen sadece okulunu okuyacaksın. Tamam mı? Okul bitmeden çalışmak yok anne. Tamam. Annem benim. Canım. Bir tanem. Eve gidelim artık. Meral dur! Dikkat et Meral!
Meral! Meral! Meral! Meral! Meral girme oraya! Meral! Girme annem buraya. Meral! 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 Anneciğim neredesin? Hadi çık. Burası sana uygun değil. Burada mısın? Burada olmaman gerek. Meral! Neredesin? Çıkalım şuradan ne olur. Meral! Meral çık buradan. Meral burası sana uygun değil anneciğim. Gel. Anne. Yapıyorsun. Sen bu musun anne? Hayır, hayır anneciğim. Hayır. Hayır, yapmıyorum. Hayır. 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 Sen bu musun anne? Hayır. Ne ya? Buz gibi. Ya yine mi yakmıyor kaloriferleri? Bu kadın gerçekten hasta edecek bizi, ben size söyleyeyim. Kızlar kalkmamız lazım, okula geç kalacağız. Ya of ya. Hadi bir cesaret kim önden kalkacak bakalım. Burası çok soğuk. Ya nasıl gineceğiz şimdi? Neyman Hanım gelmiştir, yakarlar şimdi. Cık. Hayatta yakmaz o cadı. Ya kızlar, benim çok tuvaletim var, yapacak hiçbir şey yok. Tuz gibi ya. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim?
Hüseyin mi? Evet. Hüseyin misin? Evet, benim. Seni şerefsiz olan, seni şerefsiz. Şimdi gösteririm sana küçücük el kadar kızı. Görürsün işte. Allah belanı versin senin. Ne yaptın lan sen? Yedim ya. Gerizekalı. Gel lan buraya. Gel lan seni. Köpek. Dükkanda anlama. Gel lan buraya. Gel. Gel lan. Hadi lan. Gel. Ne yapacaksın lan? Ha? Bırak. Bırak. Sen bir daha kızıma yanaş. Bir daha yanaş. Yapayım. Vuracağım seni kafanı gözünü. Gebertirim seni. Şerefsiz. Bu da nedir ya? İyi bakın bu sapığa. Karınızı kızınızı bu şerefsizden uzak tutun. Göreceksin sen. Namussuz bu. İyi belleyin. Defne. Yesene yemeğini kızım. Canım istemiyor. Filiz. Kapıya bak. Kim geldi? Sabah sabah rahatsızlık vermek için gelmedim. Ama ben gerçekten çok zor durumdayım Nazan Hanım. Kemal'i hapishanede yaralamışlar. Şişlemişler kocam. Ay ölmüş mü? Defne. Kocana ne oldu bizi hiç alakadar etmiyor. Allah onu çocuklarına bağışladı çok şükür. Ama biz gerçekten çok zor durumdayız. Kemal'in orada hiç can güvenliği yok. Kafayı takmışlar kocama. Bir üç uğruna ölüp gidecek adam. Çoluk çocuk sersefil olacağız. Şikayeti bir geri çekmemi istiyorsun, değil mi? Nazan Hanım, yalvarırım Metin'i babasız bırakmayın. Ben babasız iki çocuk büyüttüm zaten. Yalvarırım size. Tamam. Böyle şeylerden hiç haz etmem. Yalvarıp durma. O küçük çocuğun hatırına bu meseleyi unutacağım. Şikayetimi geri çekeceğim. Birazdan avukatımı ararım. Çok teşekkür ederim Nazan Hanım. Bundan sonra her istediğinizi yaparım. Bilmediğinizi iki etmem. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi Cemre yarış. Ya Kader ne yapıyorsun? İndir o atkını adam gibi ye. Oğlum ne yaptım? Çok üşüyorum ben. Tövbe yarabbim tövbe. Günaydın. Hediye şunları ısıtıversene. Yanına da domatesle biraz peynir koyuver. Tabii efendim hemen. Sağ ol. Neriman Hanım. Hı. Kaloriferler yanacak mı? Bilmem.
Kendisine sor. Akşamları yakıyoruz ya. İlla tişörtle mi dolanmanız gerekiyor? Bir kat daha fazla giyinin. Kış günü tabii soğuk olacak. Tövbe estağfurullah. Ah Neriman ya. Kızım var ya, bu kesin kendi evinde kaloriferi köklüyordur ha. Kesin. Gıcık ya. Günaydın kızlar. Meral, daha iyi misin? İyi. Size sıcak simit aldım. Hemen tabakları koyup getireyim. Onun yüzüne ne olmuş? Meral, acaba sen sorsa mıydın böyle samimi? Ben onunla daha fazla samimi davranamam. Zaten bana bir garip bakıyor. Kızım senin o garip dediğin kadın dün senin için perişan oldu be. Sempatik miyim neyim acaba? Hedoş'un bile bana bir zaafı var. Ya ben çantamı unuttum. Gidip onu alayım. Şu çayı da alayım da ellerim ısınsın. Bu benimki. Hadi öptüm. Dudağına ne oldu? Ha, hiç. Biri falan bir şey mi yaptı? Ya şu şerefsizin dükkanını buldum. Meral'i kaçıran. Hadi ya. Camı çerçeveyi indiriverdim. Pisliği öldürecektim, elimden son dakika aldılar. Dövdüm seni abla. Olsun. Onun yanına bırakmadım ya. Üzülme. Ben de onu dövdüm. Hadi. Al şunları, soğutmayın. Vallahi bu kızın seni üzerse yemin ediyorum ki ben de onu döveceğim ha. Üzülme sen. Hadi soğumasın, sıcak sıcak. Gökhan için endişeleniyorum. Ya vicdan yapar da teslim olmaya kalkarsa? Yapar mı dersin? Bilmiyorum. Halbuki onun da suçu yok. Defne'den borç istemiş. O da annesinden izin alıp mücevherleri verdi sanmış. Ya o yılan kızın lafına inanılır mı ya? Adım kadar eminim ki şu kadarcık suçluluk hissetmiyordur. Ama bunun kararını veren benim. Kemal abi de benim yüzümden şişlendi. Ay Allah rızası için desen başlama ya. Tamam ben gider Gökhan'la konuşurum. Boşuna kendini yakmasın çocuk, onun bir suçu yok ki. Zaten sapık Kemal bunları hak etti. Hatta çok daha fazlasını hak etti ama hadi neyse. Günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın. Annem şikayetini geri çekmeye gitti. Çıkaracak ve babanı hapisten. İyi işte. Annemle kavuşur kocasına. Dur tahmin edeyim. Okulun her yerinde beni aradın. Bulamayınca son çare olarak kantine baktın değil mi? Hadi itiraf et. Şu sert kız görünümünün altında aslında sevgilisini çok seven bir genç kız var. Ha? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Var desene kızım, yok mu? E var, var da Güney. Bunu ortalık yerde söylemek zorunda mısın? Niye? Tanıyor musun? Dur Allah aşkına dur. Benim çok önemli bir işim var, onu halletmem lazım. Gökhan'la konuşacağım. E tamam gel, beraber gidelim işte. Yok yok olmaz. Benim özel bir şey konuşmam gerekiyor. Özel derken... benden gizli gibi yani. Ya bunu sana nasıl anlatabilirim ki Güney? Özel bir şey işte, boş ver. Yok ya tamam. Sorun yok. Niye trip attın Güney? Ya Güney!
Güney. Ya Güney. Aleyna. Ne haber? İyi. Bir şey konuşacaktım da sen de biraz gelir misin? Ne konuşacak? Şey diyecektim. Hı. Ya Güney. Sen bana niye atar yaptın sevgili? Songül biraz müsaade eder misin? Bir şey konuşuyoruz da Aleyna'yla özel. Pardon ya. Rahatsız ettim. Önemli değil. İnsan kıskanıyormuş değil mi? Ya ne konuşacaksın hadi söyle. Şey diyecektim. Hı. Sende çok güzel bir geometri soru bankası kitapçığı varmış. Ben de alayım mı ondan, tavsiye eder misin? Al bana ne? Ha, bunu mu konuşacaktın? Bunu konuşacaktım. Ne konuşacağım başka? Mal. Ne olacak? Kemal. Kemal'im uyan. Nazan Hanım şikayetini geri alacak. Bitti çok şükür, evimize gideceğiz. Doğru mu söylüyorsun kız Mesude? Sonunda anladılar mı bu adamın masum olduğunu? Anladılar, anlamadılar. Tamam dedi ya işte, gerisini boş ver. Kardeş, ne zaman bırakırlar kocamı? Taburcu olunca gideriz değil mi? Ona savcılık karar verir abla, ben bilmem. Neyse. Bugün ya da yarın fark etmez. Kurtuldun ya. Meral. Bana hala kızgın mısın? Ya vallahi özür dilerim. Tamam, dolanma peşimde. Affettim. Bana niye bakıyorsun? Bir kere ayarladım işte, bitti. Merhaba. Gökhan okula gelmeyecek mi? Haberin var mı? Defne bak, çocuğu bu kadar zorlama. Zaten az para kazanıyor. Birden ödeyemez borcunu. Gökhan'la ben de yakınım canım. Bana anlatma. Allah Allah ya. Gökhan Cemre'nin sevgilisi Defne. Nereden yakın oluyorsun anlamadım. Boş konuşuyorsun ya. Tamam Songül, boş ver. Yemin ediyorum sakat demeyeceğim. Elimde kalacak ha. Boş ver. Sen hayırdır ya bana kızıp başkalarına atar yapıyorsun? O ne demek Güney? Ne oluyor ya, niye gülüyorsun? Hayır yani anlamadım. Şimdi biz seninle ödeştik mi? Bana günümü mü gösterdin, ne yaptın? Sen ayrıca Aleyna ile özelliğine konuşabilirsin ki. Bozuldun işte kızım, kabul et. Hayır öyle bir şey olmadı. Ulan yüzünün ifadesi değişti be, daha ne olacak? Nasıl? İnsan kendini kötü hissediyormuş değil mi? Ya sana bozulmadım diyorum. Bozulmadım. Evet, toplanın arkadaşlar. Mi bozuksun? Ne bu suratlar? Bizim mutlu olamama problemimiz var hocam. Sebep? Sebep yok hocam. Biz genel olarak birbirimize gıcığız. Serkan, sen ne diyorsun? Vallahi hocam, biz gayet iyiyiz. Sen çok iyisin çünkü. Sen çok iyisin çünkü. Canım. Üf, çok sıkıcısınız ya. Tamam arkadaşlar, şimdi hepiniz kendinizi haklı buluyorsunuz. Değil mi?
Neden? Çünkü hiçbiriniz kendinize bakmıyorsunuz. Mesela Cenk. Ne senin en büyük kusurun? Çok aşık olmak hocam. Çok ince ruhluyum. Tamam, bu kusur değil. Defne sen? Ya ben güzelim. Sonra bir de yardım severim. Ay ben senin yalanına tüküreyim. Aa, geçen gün arkadaşıma borç verdim. Hem de milyarlarca. Oha, kime verdin lan o kadar parayı? Evet arkadaşlar, tamam uzatmayın. Şimdi, madem hiç kimse, hiçbiriniz kusurlarınızı yüksek sesle söyleyemiyorsunuz, o zaman bir kağıda yazın. Evet, bir kenara oturun ve yazın. Bu kağıtları kimse okumayacak. Tamam mı? Ben bunları bir zarfa koyup bir kutuda saklayacağım. Siz mezun olurken size dağıtacağım. Bakalım aynı insan mısınız? Hocam, kendimize mektup gibi mi yazalım? Aynen öyle, iyi fikir. Hadi bakalım. Hadi. Neriman Hanım. Kaloriferleri ne zaman yakmayı düşünüyorsunuz? 3'ten sonra. Neden? Doğal gaz yüzünden. Neden olacak? Keyfimden değil herhalde. Çocuklar üşüyor Neriman Hanım. Ne var canım? Ben de üşüyorum. Ama biraz tasarruflu olmak lazım. Devletin parasını da savuracak halim yok ya. Neriman Hanım, çocuklar hasta olmaya başladılar artık. Devlet herhalde çocukları hasta etmemizi istemez değil mi? Ama bütçeyi denkleştirmeni ister. Bir şey çık olmaz, merak etme. İki aksırırlar, tıksırırlar, atlatırlar. Alışkın onlar. Bak Ruslara, çocuklarını buzla dolu suya sokuyorlar. Ondan öyle ciltleri güzel onlar. Hala.